Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İnşallah görüntü kalitesi iyidir. Akşam videolarında bazen sıkıntı yaşıyordum. Ama şimdi sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Jose Mourinho hakem bana inanılmaz şey söyledi diye e, giriş yapacağım arkadaşlar. Hakem bana inanılmaz bir şey söyledi diyor. Ben öğrendim arkadaşlar ne söylediğini. Hakem yanına yaklaşmış Jose Mourinho'nun. Kulağına eğilmiş. Ağlar. demiş. Ben duydum. Ya yani ben... Yalanım varsa buyurun yazın. Yani herkesi karşıma alıyorum. Bu, bu, bu lafı duydum arkadaşlar. Aynı anda hem ceza sahası içindeki pozisyonu hem de benim kenardaki hareketlerimi izliyormuş. Onu tebrik ediyorum. Bu inanılmaz bir şey. 360 derece görebiliyor. Bir gözü penaltı pozisyonda bir gözü bendeymiş. Bana böyle anlattı demiş. Bana yaptığı açıklama buydu. Bu nedenle dünyanın en iyi hakemi demiş. Jose Mourinho dünyanın en iyi hakemi diyor. Hakem için. Penaltı pozisyonu izleyip izlemediği yönde de soru yöneltiliyor. Penaltı pozisyonu izledim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum demiş. Şimdi Jose Mourinho dürüst bir adam. Bak yabancılarda bir şey söyleyeyim. Yabancılarda şöyle bir özellik var. Bu adamlar yalan söylemeyi e, çok büyük bir kötülük olarak öğreniyorlar. Bizde tam tersi. Söyle kuzum söyle. Yalan da söyle. Asıl şimdi söylemen lazım. Şimdi söylemezsen olmaz falan yapıyoruz. Ulan arkadaş ya. Bizim gerçekten biraz ahlaki etik değerlerimizde bir şeylik var. Doğruya doğru şimdi. Yani doğruya doğru. Neyse. Deniz Çoban'dan penaltı pozisyonu yorumu. Eski hakem Deniz Çoban Fanatik'teki köşe aslında değerlendirmiş. Ee, Avrupa'nın en önde olan hakemlerine büyük turnuvaların gediklisi Fransız hakem Turpin rahat davrlarıyla maç yönetiyor görüntüsü verdi ama faul kararlarında hatalar yaptı. Bazı kartlık pozisyonları kartsız geçti. <laughs> 56. dakikada Ugarte ile Osay arasında bir mücadele, mücadele yaşandı. Ugarte, Ugarte ve Osay. Ugarte Osay'ın ayağına basmıyor ama diziyle Osay'a bir darbesi var. Bence bu pozisyonda Fenerbahçe penaltı kararı verilmesi gerekirdi. Ama Turpin devam dedi. Bu penaltı pozisyonuna sinirlenen tepki gösteren Mourinho kırmızı kartta ihraç edildi. Yani eski hakemde penaltı diyor. Ya ben abartılı attı. O yüzden verme diye düşünüyorum ama bir de kanıt yok elde. Orta hakem vermeliydi ama var karışamaz diye biliyorum. Gürcan Bilgiç sonunda anladı. Şimdi maçtan önce basın toplantısındaki sorulara Mourinho'dan gelen hafif kibirli cevaplar aslında hangi takımı çalıştırdığının farkına varması için gerekçe oldu. Kadıköy'de uzun zamandır taraftarların beklediği kazanmak için oynayan Fenerbahçe'yi seyrettik. Vücut dili çok önemli. Hani yenik duruma düştüklerinde bile sahada vazgeçen tek kişi yoktu. Bu ruh hali tribünleri peşlerinden getirdi. Müthiş bir baskı kurdular. Manchester kalecisi onana kedi yutmuş gibi oynamaya başladı. Kedi de, de başka bir şey yuttu. En nesiri her dakika geçiş, geçişinde takımın yeniden santraforu haline geldi diyor. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bana çok güzel şeyler geliyor. Diyorlar ki hocam yani sen hakikaten bu işi biliyormuşsun. Yani kolay değil diyorlar. Riski attın kendini yanlış anlamayın. Benim riske atıp atmamam mühim değil ama dediğim kadar var bak. Bak en nesiri tam açılsın diyeceksiniz ki verdiğimiz paraya değdi. Bak Guiza da bunu demedim. Bak Guiza verdiğimiz paraya değmedi. Musa So verdiğimiz paraya değdi. Daha iyi fiyata sattık. Vedat Muriç'i verdiğimiz paraya değdi. Daha iyi paraya sattık ki Vedat'ta da aynısını demiştim. Bunda da aynısını diyorum. Takımı başkalaştıran en önemli oyuncu Tadiş'ti diyor. Ben aksine Tadiç'i ben beğenmedim mesela. Kariyer maç oynadı adeta diyor. Demek ki çıplak gözle izleyince farklı. Yangın anında basınız düğmesi gibiydi. Tekniği ve aklıyla kriz anlarına müdahale etti. Arkadaşlarının yardımına koştu. Lig performansı aslında Manchester United'dan daha fazla baskı yarattı takımın üstünde. Üstüne gittiğinde dağılan bir rakip buldular karşılarında ama beraberlik sonrasında yine topun rakipte kalmasına izin verdiler. İşte en büyük hata buydu. Mourinho kırmızı kart gördü. Maçın hakemi öyle kritik noktalarda aleyhte düdükler çaldı ki. Biraz tecrübeliyseniz çok iyi anlarsınız. Fenerbahçe baskıyı kuruyor. Bir alakasız faul geliyor. O sayıya darbe geliyor. Havalara bakıyor. Net penaltısının gümbürtüye gideceğini anladığında Mourinho kendini gösterdi. Baskıyı arttırdı ama öylesine şartlanmışlar ki Manchester'a kaybettir kaybettirmeyeceklerdi maça. Maçın krizi sadece Fenerbahçe üstüne değil. İngilizler de iki beraberlik ile geldikleri Kadıköy'den çıkış umdular. Fakat Fenerbahçe onları geri itecek. Tempoyu yapamadı. Kendi krizi rakibinin korkularını geri itti diyor. Hakikaten bak Mourinho Fenerbahçe için kendini feda etti ya. Ciddi diyorum bak. Yani penaltı veresin diye. Rıdvan Dilmen'in yorumu. Arkadaşlar birçok yorum var ama ben önemli gördüklerimi aldım. Rıdvan Dilmen diyor ki. Başta Mourinho liderin konsantrasyonu yüksekse bence bugün... Kıyafeti bile öyleydi. Eşofmanları atmış. Hakemle şununla bununla uğraşmayan bir figür vardı basın toplantısında. Bizim beklediğimiz Mourinho'yu ben bu maçta gördüm. Oyuncuların yüzünde de böyle gördüm. Bir tavsiyede bulunayım. Türkiye'de başka bir lig oynanıyor. Buraya uygun şekilde antrenörlük yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu maçta bunun karşılığı vardı. Bugünkü örnekle de Türkiye'de şampiyonluk yarışında olur. Otursun yarım saati izlesin. Bir de geçen seneki maçların yarım saatini izlesin. Fenerbahçe'nin şampiyonlar nasıl oynayacağını görecektir diyor. Yani Mourinho'ya tavsiyelerde bulunuyor. Bu arada Fenerbahçe konu bugünkü konu Panathinaikos. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları Euroligin 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. Ee, saat 20.45'te başlayacak, başlayacak maç. Bilyoner TV Sports ekranlarından yayınlanacakmış. Geride kalan maçta 4 galibiyet, şey 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Sarıla Acıbadem. Allah sürette inşallah 4. galibiyet olur inşallah. Hadi inşallah bakalım. Şimdi Avrupa Ligi'nde kalan maçlarımız. Arkadaşlar Avrupa Ligi için bak ben iddiaya girdiydim. Hatırlarsanız Üstün abiyle 18 puan ve üzerine Üstün abiye hediye ettim mi? Dedim ki 18 puan ve üzeri alırsa kendisi 20'nin üstüne alacağını söylüyordu. Ben 19 dedim hatta 18 dedim. 18 ve üstü sana dedim. Yine söylüyorum 18 ve üstü alırsa forma alacağım. 18'in altını alacağımız için forma parasına bir tane tişört var. Onu beğendim. Onu aldıracağım. Bir tane de e, şey alacağım. Oyuncu masası saldıracağım. Üstün abi al, alsın. İşinin adı ne? Yani 5 tane maçımız kaldı. 5 puan aldık. 15 almamız lazım. 20 yapsın. Hadi 15'i geçtim. 13 almamız lazım. 4 galibiyet, bir beraberlik alırsak ben Üstün abi'ye forma alacağım kalan maçlarda. Katiyen ihtimal vermiyorum. Lan keşke alsak. 3000 lira köpeği olsun. Feda olsun. Ama hayatın da bazı gerçekleri var. Şimdi bakın. Dördüncü haftada alt mara. Hatta var ya ben bunun görselini Spor bulmuştum ya. Çok güzel. Hoş bir görsel hazırlamışlar. Hani e, sizler de görselli görünce daha seviniyorsunuz böyle. Mustafa Hocam bizi önemsiyor diyorsunuz herhalde. Ben siz her daim önemsiyorum. Allah razı olsun. 85.400 olduk. 19.600 oldu Orası inşallah yani orası da 20.000'i geçecek. Toplamda 100.000'i geçtik. Yani konuşamıyoruz. O kadar takıma tepkiliydik ki. Şimdi bakın Asya Halkmar deplasmanı, Slavya Prag deplasmanı. Arka arkaya 2 deplasman. Fenerbahçe buradan 6 alırsa ben formayı alırım. Ha, onu söyleyeyim. Çünkü buradan 6'yı alırsa o gazla Bilbao'yu da Lyon'u Bilbao da, da yenebilir. Ama son hafta Milland bilmiyorum tehlikeli ya. Neyse Atletico Bilbao 7. haftada Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe'miz. Ve son olarak 8. haftada Midland'a konuk olacak. Lan ne kadar güzel ismi var lan. Adamların takımına koyduğu ismi bak Midland. Bizde ne? Galatasaray. Ya adamlardaki isimlendirme ya. Bir de bizdekine bak. Ee, bu arada şey gördünüz mü? tribündeki İsmail Kartal'ı. <laughs> Telife girdiği için atamıyorum ama Fenerbahçe tribünde İsmail Kartal'a benzeyen birisi vardı. Meclis United'da İsmail Kartal olan benzerliğine dikkat çeken birisi vardı. Ee, ya cidden bizde var ya hakikaten malzeme o kadar çok ki ya. İsmail Kartal geri döndü falan başlığı atmak vardı. Neyse şimdi ben şunu söyleyeceğim. Alan Saint Maximen Avrupa Ligi'nde çıktığı Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de çıktığı 10 maç 2 gol 3 asist. Yakıyor yakıyor. Yakıyor yakıyor. Yani 2 gol 3 asist 10 maçtan. Hocam savunma katkısı yok. Ulan arkadaş. Yani senin elinde şey var. Ee, nasıl diyeyim sana. Kızıl ötesi ışınlan adam öldüren bir cihazın var. Diyorsun ki ama hocam soğukta şey yapmıyor. Lan oğlum bırakın bu işleri. Ankara Devlet Su İşleri bırak oğlum bu işleri demiş. Okan Buruk'un apandisti patlamış. Ameliyata alınmış. Durumu iyiymiş. Ee, Okan Buruk'un apandisti patladı. Ameliyata alındı. Ee, sevgili yağ Sabuncuoğlu da bir şeyi yok diyor. Açıkçası ben nefret ediyorum kendisinden. Tiksiniyorum kendisinden. Çünkü Galatasaray'ın ete kemiğe bürünmüş hali. Zafer için her şey mübahtır. Hani kazanmak için her yol mübahtır. Rakibe de çamur atayım. Ona da çamur atayım. İşte Galatasaray olarak nasıl olsa üstesinden gelemeyeceğiz. Bari Trabzonspor'un da desteğini alayım falan. Bu tip şeyleri yapan birisi. Kendisinden nefret ediyorum. Batu Ayin'in çıkıp da ben 3 senedir 4 senedir görüşüyorum demesi de aleni şikedir. Başka bir ligde olsa Okan Buruk'un lisansını iptal ederler. Bir daha hiçbir maçı yönettirmezler. Batu de Okan Buruk'a da iyi bir ceza verirler. Ve Galatasaray'ın şampiyonluklarını falan irdelerler ama bizim ligimizde hiçbir şey yapmayacaklar. Etik de değil bu yapılan. Yani e, ama ben geçmiş olsun diyorum. İsmail Kartal hakkında söylediği aşağılık sözleri de kendisine iade ediyorum. Keşke Okan Buruk İsmail Kartal'ın tırnağı kadar değerli olsa. Ama dediğim gibi bizler tarafsız olmak zorundayız. O sayı Samuel'den geleceğe dair açıklama. Şimdi o sayı maçtan sonra bir açıklamada bulundu. Gelecek sezon Fenerbahçe'de olacak mısın dedi. Bilmiyorum dedim. <laughs> o e, sayı Samuele gelecek sezon Fenerbahçe'de olacak mı? Bilmiyorum. Bu bana bağlı değil dedi. Şimdi sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Kariyerinde çıktı 145 maçta 7 gol 14 asistlik performans sergilemiş. Açık söyleyeyim. Dünkü o sayı istemem arkadaşlar Fenerbahçe'de. Aptal bir futbol oynadı. Aptal, bencil böyle e, kendini ön plana çıkartmak için bir futbol oynadı. Ama... Diyeceksiniz ki hocam Mert Müldür mü? O sayı mı? O zaman da diyeceğim ki arkadaşlar mecbur Mert hani O sayı Samuel mecbur mecburen. Şimdi Murat Aşık diyor ki O Samuel 2,5 milyon euro istiyor. İngilizler vermiyor. Demek ki Galatasaray veriyor. Galatasaray'ın en sevdiği şey olan oyuncuyu kurcalamak. Etik olmayan bir durum çünkü sözleşmesinin bitmesine 6 aydan fazla var demiş. Bak ben yine söylüyorum. Galatasaray için etik, ahlak gibi kavramlar ee, çok önemli kavramların olduğunu düşünmüyorum bunların. Yani ahlak, etik Fenerbahçe için önemli. Fenerbahçe taraftarını çevirin deyin ki ya arkadaşlar siyasetin arka bahçesi olacaksınız ama arka arkaya 5 sene şampiyon yapılacaksınız. İster misiniz? %99 hayır der. Yani onu söyleyeyim. Ama Allah herkesin gönlüne göre versin. O sahi için şunu söyleyeyim. iki buçuk alacak? Alsın. Galatasaray iki buçuk, iki buçuk veriyor? iki buçuk 3,5 Üç buçuk versin. Beş buçuk versin. O sayının menajerine söylüyorum. Bulmuşsunuz yolunacak kerizi. Eğer Galatasaray'a gidecekseniz iki buçuk istemeyin. 4 isteyin. Fener üçe çıktı deyin. Onlar hemen inanır. Onlar inanır. Onu da söyleyeyim. İrfancan Kahveci'den sözleşme cevabı. Daha doğrusu İrfancan Kahveci'nin menajerinden sözleşme cevabı. İrfancan'ın temsilcisi William de Avila de Avila yani açıklamalarda bulunmuş. <laughs> yani e, ee, Radyo Spor'a konuşmuş. Şu an itibariyle bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can bu sezon toplam 13 maçta 459 dakika görev aldı. Bir gol bir asist yaptı. Şu performansla yenilenmez sözleşme. Ben onu söyleyeyim. Şu performans sözleşme yeniletmez. Yani bunda hem fikirizdir. Ama hocam şu, biz bu performansa göre sözleşme yenilemiyoruz. Biz ee, biliyoruz. Yani İrfan Can'ı biliyoruz. Ne yapacağını biliyoruz. O yüzden sözleşme yenilemek istiyoruz. O ayrı mesele. Ama şu performans yeniletmez. Ha. Çıkıp da Serdar Alçelikler gibi. Sen ne yaptın ki? Şu maçta ne yaptın ki? Ettin ki falan da demem ben. Bak ben Burada Ennesiri'yi en çok savunan kişi benim. Ne diyorum? Ennesiri 90 dakikalık topçu. Sonradan oyunu alayım topçusu değil. Cenk Tosun sonradan oyunu alayım topçusu. Bak Cenk Tosun'u sonradan oyunu al. Ceko'yu oyunu alacağına Cenk Tosun'u al. Vallahi yanlış anlamayın beni. Hani bu dediğimde dua hükmüne geçer mi bilmiyorum ama. Lan kendi kendime diyorum ki. Lan Cekko sakatlansa. Nesiri ile başlasak sonra Cenk Tosun'u alsak çok goller atarız. Çünkü oyuna sonradan girer. Ne diyecek iş yapamıyor. Vücudu çok ağırlaştığı için kaldıramıyor da. İkincisi keşke diyorum devre arasında Edin Ceko'yu gönderebilsek Hayduk Split'e falan. Vallahi bak 4-5 milyon euro bonservis verseler göndersek oraya kiralık satın alma opsiyonunu forvet çeksek diyorum. Kötü niyetli değilim. Edin attığı gol sayısının farkındayım. Edin kaliteli bir isim ama sezonun başından beridir. Ne diyorum? Aklıyla ayakları uyuşmuyor. Hani kalbiyle, aklıyla, vücudu uyuşmuyor. Yapmak istediklerini yapamıyor diye ısrarcıyım. 16 Ekim Yağız Sabuncuoğlu. Yiğit öldür hakkını yeme. Ben kimsenin hakkını yemem burada. 16 Ekim'de Yağız Sabuncuoğlu şunu söyledi. 16 Ekim. Şu ana dek İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe arasında herhangi bir anlaşma yok. Oyuncunun Galatasaray'la Beşiktaş'ta görüştüğüne dair haberler çıkıyor. Bunlar yalan. Oyuncunun temsilcisi yurt dışında. Türkiye'ye geldiğinde Fenerbahçe ile masaya oturacak. 25 Ekim'de diyor ki menajer Deva'yla Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu hiç görüşmedik. Şu an itibariyle hiçbir gelişme veya görüşme yok. Biz her zaman görüşmeye açıyoruz. Ancak doğal olarak yeni sezon için pek çok opsiyonumuz bulunuyor demiş. Arkadaşlar ben bir şey duydum. Son dakika Fenerbahçe'den Flash, Osayi ve İrfancan kahveci kararı İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Evet, ben buraya bu başlığı koyma fikrindeyim. Jose Mourinho'nun gerçekleri anladığını kimse umursamaz. Ama bu fikirdeyim. Arkadaşlar, bendeki duyumlara göre, Sayın Ali Koç, Mario Branco, Acun Ilıcalı da var ama hatta Manchester United'ın arkasına Acun Ilıcalı'yı ekleyeyim unutmadan, bunlar bir toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki. Kim nedir, necidir, ne değildir? Bunun bir altını çizelim. Arkadaşlar, toplantıda şöyle bir karara varılıyor. Evet, elbette, 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 elbette. Önemli isim, yani e, Ilfancan Kavcı Kahveci'de o de önemli isim. Ancak o Samuel 2.5 iki buçuk milyon euroda, yani birileri o gazlamış, o sayının menajerini gazlamış. O sayenin menajeri e, gazdayanlar aslında o sayıya kötülük yapmış. O sayede bunların ipine gitmiş. Önce bunu söyleyeyim. Fakat Fenerbahçe yönetimi de şunu söylüyor. Tamam şampiyon olun. 2,5 milyon euroya ben razıyım. Bak şampiyon olun. Fenerbahçe'nin teklifi 1,3 milyon euro. O sayenin teklifi 2,5'dan 1,8'e düştü. Ben 1,5'dan anlaşacaklarını düşünüyorum. Bu bir. Bak benim son duyumları belirteyim. 1.5'dan alacaklarını düşünüyorum. İrfancan Kahveci'nin de alacağı para 1.5 milyon euro civarında. Bunlar keş para. Yani hiçbir maça çıkmasa bile alacağı keş para arkadaşlar. Hocam bu da çokmuş ya. Allah'ın seversen kazıklanıyoruz falan. Ben ee, doğruları söylüyorum. Yalnız burada eksik olan şey şu. Fenerbahçe yönetimi diyor ki şampiyonluk yolundayız. Şu anda sözleşme konuşacak durumda değiliz şampiyonluğa odaklanalım. Herkes full performansını versin. Şampiyon olalım. Başka yere gidiyorsanız şampiyon takımın şampiyon futbolcusu Apoleti ile gidin. Kalıyorsanız da şampiyon takımın şampiyon futbolcusu Apoleti ile devam edin. Şimdi ben sizinle sözleşme imzalarsam takım şampiyon olmasa insanlar ne diyecek bana? Ya İrfan'la uzattın da o sahilen uzattın da ne oldu? Ne değişti? Bak yine şampiyon olamadık. Bir de bunlara yüz verdin diyecek. İkincisi Ali Koç Aslına bakarsanız şampiyon olamaması durumunda olağanüstü kongreye götüreceği için yeni başkan adayı seçilirse yeni başkan adayı sözleşme imzalasın. Ben imzalamayacağım diyor arkadaşlar. Bendeki duyumlar bu şekilde. Bakın bu duyumu üyelere vermedim. Herkese açık verdim. Üyelere özel çekilişler de düşünüyorum ama üye sayısı yeterli değil. Onu da belirteyim. Hocam abonelere de yap ya sadece üyeler miyiz? Insan... Arkadaşlar yasal olarak abonelere yapamıyoruz yasal olarak onun sorumluluğu var. Yükümlülük olduğu için yapamıyoruz. Yaparsak ceza yiyebiliyoruz. Ama üyelere yapabiliyoruz. Üyelere hani ben gönlümden kopan hediye olarak veriyorum. Çünkü herhangi bir para yatırmıyorlar. Sonuçta zaten üyeler. Anladınız mı? Ama abonelere yaparsan bu kabul edilmiyor. Şimdi Milli Piyango'dan falan onay alman gerekiyor. Yani burada bir art niyet yok. Haberiniz olsun. Durum bu. Ali Koç. Yani Fenerbahçe'den işte şey bu. İstediğiniz yere de gidebilirsiniz diyorlar. Eğer şerefiniz kaldırıyorsa, mideniz kaldırıyorsa, onurunuz kaldırıyorsa istediğiniz yere de gidebilirsiniz diyorlar. Fenerbahçe yönetiminin tavrı da bu, düşüncesi de bu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ha hocam sen yüzde kaç veriyorsun? Ben yüzde 99 İrfancan uzatır diyorum. Yüzde 95 de o sayı uzatır diyorum. İyi de hocam sezon sonu diyorsun, şimdi uzatır diyorsun. Şerefine kalmış ikisinin de. Ben İrfancan'ın ne kadar Fenerbahçe'li olduğunu biliyorum. Ha o sahi için de şunu söyleyeyim. Bana bir duyum geldi. Giderse asla asla Türkiye'ye gitmez. Giderse İngiltere'ye gider diyorlar ama İngiltere'de değil 2.5. 1.3'ü de veren yok. O da ayrı bir mesele. Fenerbahçe <laughs> yönetimi diyor ki çık kendini kanıtla. Çatır çatır topunu oyna. Gel bizim dediğimizi yap. 1.3'e şimdi imzala sözleşmeni uzatalım. Kafan rahat olsun. İrfan Can'a da aynı şekilde 1.2 falan sözleşmeni uzatalım. Kafan rahat olsun. Gerekirse sezon sonunda tekrar otururuz şeklinde bir teklif sunacak. Bakalım menajerlerim diyecek ama ben şunu söyleyeyim. O da, İrfan Can da yerinde olsam bu sözleşmeleri kabul ederim. Fenerbahçe'de yedek beklemek bazı takımların 3. forveti olmaktan daha önemlidir. Benden söylemesi. Ama bu işler bakın başlık itibariyle kapak fotoğrafı itibariyle diyeceksiniz hocam. O sahi, İrfan Can'a istediğiniz yere gidebilirsiniz demiş. Olumsuz bu haber. Ama gerçek itibariyle söylüyorum bence olumlu bir haber. Çünkü Fenerbahçe'nin menfaatlerine olacak. Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Dünkü performansı o sayıyla ben asla sözleşme yenilemem. Ama durum bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.